Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah gecenizi hayırlı eylesin. Amin. Rabbim ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'e hakkı hak, batılı batıl bilenlerden eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hak yolunda mücadele eden, batılı batıl bilip batıla karşı cihad eden kullarından eylesin. Amin. Rabbim tövbe edenlerden, namaz kılanlardan, oruç tutanlardan, Allah'ı zikredenlerden, Allah'ın hukukunu, hududunu bilip o hukuk ve hudut dairesinde yaşayanlardan eylesin. Amin. Kış dönemi başladı. İnşallah Allah'tan bir şey gelmez, sağlığım yerinde gelir, yerinde olursa yetiştirebilirsem perşembeleri gene sufiliği ilgilendiren nasihatlere devam edeceğim inşallah. Ama malum yaş 63 artık eskisi gibi değil. Bazen sağlık müsaade etmiyor. Bazen böyle işte engeller çıkarsa o zaman söyleyecek bir laf yok. Bu akşam 8. nasihat. Demek ki daha önce bir nasihatlere başlamışız. Bu da 8. nasihat. Müzzemmil suresi ayet 8 ve 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبديلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم الله razı olsun. 8. ve 9. ayet. Rabbinin adını zikret. Bunun altını çizerekten söylüyorum. Rabbinin adını zikret. Çünkü hani diyorlar ya, namazda zikirdir, şu da zikirdir, bu da zikirdir. Burada özellikle Cenab-ı Hak Rabbinin adını zikret. Her şeyi bırakıp yalnız O'na yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde sen sadece O'nu vekil edin. Evet. Bu malum, Rabbinin adını zikret, her şeyi bırakıp yalnızca O'na yönel. Biz bu ayet-i kerimeye baktığımızda, bir kimsenin herhangi bir şeyi kendisine rabd etmesi, herhangi bir şeye takılması, herhangi bir şey böyle ilintisini ileri dereceye götürmesi mümkün değil. Yani bu sufilikte tevhid vardır, tecrit vardır ya, bu resmen bunu bize anlatıyor. Yani kendini Allah'tan gayrı her şeyden tecrit et, uzaklaş, ayır. Bu konuda disiplinli ol. Yani o tecridi, çünkü sadece O'na yönel denilince bu böyle her şeyi de bırak. Bir de her şeyi bırak. Yani Allah'tan başkasını sevme. Allah'tan başka bir şeye gönül verme. Allah'tan başka bir şeyin peşine düşme. Senin kalbinde
sadece Allah'ın zikri olsun. Sadece Allah'ın sevgisi olsun. Hakkın dışında olan her şeyden sıyrıl. Cenab-ı Hakk'ın birliğini tefekkür et. Allah'ın her şeyde sıfatlarının tecelliyatını tefekkür et. Ve ona benzer hiçbir şeyin olmadığını idrak et. Onun sıfatlarının hiçbir şeye benzemediğini tefekkür et, idrak et. Ve sıyrıl. Masanın üzerinde bir sürü, masayı kalbin gibi gör. Masanın üzerinde bir sürü şey doldurmuşsun. Bütün her şeyi elinden tersinden at. Sadece kalbinde o kalsın. Onun zikrini kalbine oturtmaya, onun muhabbetini, onun sevgisini içine koymaya gayret et. Yoksa Allah'la beraber bir şeyleri sever, Allah'la beraber bir şeyleri eş tutarsan küfre düşersin. O vahdaniyeti, o tevhidi kurgulayamazsın. O tevhide ulaşamazsın. Allah muhafaza eylesin. Ve her şeyinle ona yönel. Günlük bir işin varsa işini yap, bu işine engel değil. Ama işini bitirir bitirmez ona yönel. Namazını kaçırma. Hiçbir iş senin namazının önüne geçmesin. Hiçbir iş, hiçbir meşgale senin zikrinin önüne geçmesin. Hiçbir meşgale senin cemaatle olan zikrinin önüne geçmesin. Eğer önüne geçen bir şey olursa Allah muhafaza eylesin. Sen burada sıkıntı yaşarsın. Buraya öyle yazmışım. Kardeşler, kalbinizi Allah'a yöneltin demişim. Evet, kalbinizi Allah'a yöneltin. O size şah damarınızdan daha yakın. O bütün hücrelerinizi kendi nuruyla kaplamış vaziyette. Sen istesen de istemesen de için dışın onun nuruyla dolu. Göğün de, doğunun da, batının da, yerin de, göğün de Rabbi O. Ondan başka bir ilah yok. O yüzden sen istesen de istemesen de bütün mükavanatı o nuruyla doldurmuş. Sen ondan başka bir tarafa kafanı, gönlünü çevirme. O bütün her şeyiyle, ilmiyle, kudretiyle, kuvvetiyle bütün her şeyi çepeçevre sarmış. Sen bunu görmekten uzaksın. Bunu anlamaktan uzaksın. Sanki Allah senden çok uzakmış gibi davranıyorsun. Sanki o hesabı kitabı vermeyecekmişin gibi davranıyorsun. Değil. Sufilik bu değil. Sufilik ne? Sufilik her daim, her meselede, her şeyde Allah'ı gözetmek. Allah'ı gözetmek ne? Birinci derecede onun hukukunu gözetmek. Haramını, helalını gözetmek. Farzlarını gözetmek. Yapmakla mükellef olduklarını gözetmek. Kalbine başka bir şeyin sevgisi gelmemesi lazım. Mal sevgisi, dünya sevgisi oraya oturmaması lazım. Eğer sen Allah'ı zikreder, Allah'ı seversen merak etme. Dünya senin peşinden gelir. Dünya senin önüne zelil bir şekilde gelir. Sen dünyayı sever, dünyanın peşinden gidersen dünyayı yakalayamazsın hiçbir zaman. Sen Allah'ın peşinden yürü. Allah'a olan ihlasını, samimiyetini kavi tut. Allah'ın haramlarından uzak dur. Allah'ın farzlarına sımsıkı yapış. Daim olarak Allah'ı zikretmeye çalış. Din bu manada samimiyettir. Sen dininde samimi ol. Sufilik samimiyettir. Sufilik yolunda sen samimi ol. Samimiyet nedir? Dini istismar etmemektir. Sen dini istismar etme. Makama, mevkiye çevirme dinini.
paraya pula çevirme dinini. Veyahut da sen dinini siyasete çevirme. Sen dinini dünyevi şeylere çevirme. Dinini 3-5 kuruş pahaya, 3-5 makama satma. Ve kendi duygularını da, kendi imanını da heder etme. Din bu konuda böyle yapılacak bir sistem değil, böyle yapılacak bir inanç sistemi değil. Sen dinden makam kazanırsan, dinden mevki kazanırsan, dinden sen kendince cebini doldurursan, dini istismar edip de bir şeyler yaparsan ahiretin heba olur. O zaman sende münafıklık olur. Allah'ın sevgisi ikinci bir şeyi yanına istemez. Allah şirki haram etti. Allah'ı sev, Habibini sev, Allah'ı sevenleri sev, Habibini sevenleri sev. Dünyayı sevesin diye Allah sana kalp yaratmadı. Sen dünyaya aşık olasın diye Allah sana kalp yaratmadı. Allah kalbine manevi bir akıl verdi. Kalbine manevi bir göz verdi. Kalbine manevi bir kulak verdi. Kalbine manevi bir dil verdi. Nasıl yukarıdaki beynine göz, kulak, dil, hepsini de ona dokunma duygusu, hepsini ona bağladıysa, manevi olarak da Cenab-ı Hak manevi bir kalbin içerisine manevi bir akıl, ben ona hani kalbi akıl diyorum ya, manevi bir akıl verdi sana. O manevi akla uy. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ya, size dedi, müftüler fetva verirse de siz kalbinize danışın. Neden? Eğer o kalpte zikrullah var ise, o kalpte din var ise, o kalpte ahlak var ise, o kalpte Kur'an ve sünnet var ise, o kalp çalışır. İman edenin kalbi çalışır. Aynen beyin gibi çalışır. Aynen akıl gibi çalışır. Onun da içinde kendine ait akıl vardır. Hani biz ona feraset nuru diyoruz ya, o zikrullah ile harekete geçiyor. O takva ile harekete geçiyor. O haramlardan uzak durmakla harekete geçiyor. O böyle kendiliğinden harekete geçmesi iman ile, İslam ile, ihsan ile, o samimiyet ile, ihlas ile harekete geçiyor. O zikrullah ile harekete geçiyor. Kalpler ancak zikrullah ile mutmain olur dediği şey o. Senin kalbinde manevi bir akıl var. Bunu normalde ilim ehli kabul eder etmez. İlim ehli bunu bilir bilmez. Ama manevi bir akıl var kalbin içerisinde. Aynen beynimizdeki akıl gibi. Zahiri akıl gibi kalbimizde de manevi bir akıl var. Kalbimizde bu bizim. İşte o her şeyi bırak. Rabbinin adını zikret. Kalpler ancak zikrullah ile mutmain olur. Birbirine bitiştirdiğimizde o kalbin içerisindeki o feraset nuru zikrullah ile, haramlardan uzak durma ile, üstadına muhabbet etme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevme, Allah'a aşık olma ile o kalpteki nurlar çalışacak, o feraset nuru harekete geçecek. O kalbin içerisindeki o, zannetmeyin onun böyle zahiri bir tecelliyatı yok. Kalbin içerisinde de küçücük küçücük zerrecikler var. O böyle küçücük o zerrecikler kalbin içerisinde duruyor. O kalbin de kendine göre aklı, kendine göre normalde mantığı, kendine göre bir hafızası var. Kalp hıfz eder. Uyurken gözün gördüğün rüyayı kalp hıfz eder. Ondan sonra beynin aklına gönderir. Eğer o rüya salih bir rüya ise. Bakın kalp hıfz eder o esnada. Çünkü ruhun en böyle tecelliyat merkezi kalptir. Başka bir yer değildir. Ruhun tecelliyat merkezi tamamiyetle kalptir. Allah da kalbe tecelli eder. Allah kalbe tecelli eder. O zaman Allah o kalbe, o gönüle tecelli edecekse, o gönülde kir, pas kalmaması lazım. Rabbinin adını zikret. Doğunun da, batının da.
yerin de göğün de bütün alemlerin bütün perdelerin Rabbi Allah'tır. Ondan başka da ilah yoktur. La ilahe illa hu. Bir de derler ki bu hu ismi şerifini nereden buluyorsunuz? Kur'an'dan buluyoruz. O doğunun da batında. O hu, o zamirdir. Ne zamiridir? O direkt, direkt. O vahdaniyeti bildirir. Direkt zat zamiridir. Hu, o dediğinde o zat kastedilir. Zat, yani Allah'ın zatı kastedilir. O yüzden kalbini ondan başka bir şeyle doldurma. Rabbinin adını zikret. Ve başka şeylerle işini, alakanı kes. Sakın ha, masivaya düşme. Boşluğa düşme. Boşluğa düşme. Çünkü zikrullah'a devam edenlerin araları Allah'la hoştur, güzeldir, muhabbetlidir. Çünkü Allah'ı zikredenler gerçekte Allah'la konuşurlar. Allah'la sohbet ederler. Ayet-i kerimede kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder buyurdu. O yüzden sen zikrullah ettikçe, Rabbinin adını andıkça o da seni anıyor. O da seni dillendiriyor. Hatta başka bir hadisi kutsi'de ne diyor? Ben onu daha bir cemaat içinde beni anarsa ben daha yüksek bir cemaat içerisinde onu anarım. Cemaatle zikrullah yaptın. Birazdan burada cemaatle zikrullah yapacağız. Allah daha büyük bir cemaatin içerisinde, daha faziletlilerin, daha erdemlilerin, daha yüksek derecelerin içinde seni zikredecek. Şöyle tefekkür ederim ben bazen. Evet, biz burada zikrullah yapacağız ama Cenab-ı Hak bizi peygamberlerine zikredecek. Bizi peygamberlerine tanıtacak. Bizi gökteki meleklerine tanıtacak. Bizi kendi dostlarına tanıtacak. Diyecek ki ahir zaman ümmetinden, dünya o kadar onları sarmışken, nefis o kadar onları sarmışken, heva heves o kadar onları sarmışken, hadisleri inkar edenler, ayetleri inkar edenler, peygamberi inkar edenler, peygamberleri inkar edenler etraflarını sarmışken, her türlü haksızlık, hukuksuzluk, her türlü namussuzluk, şerefsizlik, haysiyetsizlik, hırsızlık, her türlü düzenbazlık etraflarını sarmışken ve herkes dini istismar ederken, herkes sufili, dervişliği istismar ederken, onlar öyle bir topluluk ki onlar birbirleriyle akraba olmadıkları halde Allah için birbirlerini severler. Toplandıklarında beni zikrederler ve aralarında maddi menfaatler yoktur. Onlar makam için, mevki için, siyaset için, oy için, parti için, belediyede iş bulmak için, devlette bir yerde atanmak için toplanıp zikrullah yapmazlar. Ya onlar fi sebilillah Allah için Allah'ı zikrederler. Onların ne ahiret korkuları vardır, ne dünya korkuları, ne cehennem korkusundan dolayı toplanırlar, ne de cennet sevdasından dolayı toplanırlar, ne kadın sevdasından toplanırlar. Ben oraya gideyim muhakkak bir kadınla oradan evlenirim. Ne de ben oraya gideyim bir erkekle evlenirim. Ne de ben oraya gideyim benim işim orada düzelir. Ne de işte ben oraya gittim de şöyle olur böyle olur. Dünyevi menfaatler olmadan, ahiret menfaatleri olmadan onlar sırf Allah'ı zikretmek için toplanan bir topluluk. Ve Allah için birbirlerini seven. Allah için birbirlerini seven, biz sufiyiz deyip de birbirini ötelemeyen, birbirini itelemeyen, biz sufiyiz deyip de insanların üzerine baskı kurmayan, biz sufiyiz deyip de bir başkasının cebindekine elini uzatmayan, biz sufiyiz deyip ona mal satmaya çalışan, ondan mal almaya çalışan değil. Ya sırf fi sebilillah Allah için toplananlar. İşte Allah sizi böyle toplananların arasında, benim tefekkürüm bu. Orada diyecek ki bütün bu hendekleri atlayıp, bütün bu engelleri atlayıp onlar toplandılar, Allah'ı zikrettiler. Bu muhteşem bir şey. Bu
benim kendi tefekkürüm. Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin diğer peygambere üstünlüğü gibi ümmetinin de diğer ümmetlere üstünlüğünü gösteren bir şey. Ve bundan Hazreti Muhammed Mustafa'nın da memnun kalacağını, Hazreti Muhammed Mustafa'nın da öbür peygamberlerin yanında şanını yükselteceği, öbür ümmetlerin içerisinde de bu ümmetin şanının yükseleceğine inanıyorum. Çünkü diyor ki, beni bir cemaat içinde zikrullah zikreder, beni bir cemaat içinde anarsanız ben daha yüce bir cemaat içinde sizleri anarım. İşte Allah'ı zikret, Rabbini zikret, ondan başka ilah yok ve her şeyden kesit, yani tecrid ol. Allah'ın zikriyle sükunet bul. Allah'ın zikriyle. Sonra Allah'la sükunet bul. Allah'ın zikriyle sükunet ayrıdır. Allah'la sükunet ayrıdır. Allah'ın zikriyle sükunet perdesine ayağını at. Sonra Allah'la sükun bul. Çünkü Allah'la sükun bulmak, Allah'la oturup haşa Allah'la konuşmak, Allah'la muhabbet etmektir. Gönlünü Allah'a aç. O kirli yerlere gelmez. Padişah temiz yere tecelli eder. Padişah kirli bir kalbe tecelli etmez. Kalbinde kim varsa, kalbinde gıybet varsa, dedikodu varsa, kalbinde haram kokular var ise, kalbinde haramın ayak izleri var ise Rabbin oraya tecelli etmez. O yüzden ihmal etme. Günahlarına tövbe et. Her gün kalbini tövbeyle temizle. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim ve bihamdihi estağfurullah el azim diyerek kalbini parlat ve tabiri caizse Allah'la konuş. Ya Rabbi tövbemi ettim. Şimdi seni zikredeceğim. Ben seni seninle zikretmek isterim. O temiz kalbe sen tecelli et. Beni affet. Beni affet ki o kalbe tecelliyatının kokusu gelsin. Beni affet ki o sıfatlarının tecelliyatı gelsin. Beni affet ki senin sıfatlarının nasıl çalıştığını ben aşina olayım. Beni affet ki ben marifet nurunla nurlanayım. Beni affet ki ben feraset nuruyla nurlanayım. Beni affet ki ben zikrullahın nuruyla nurlanayım. Beni affet ki ben senin dilinle dilleneyim. Beni affet ki ben senin duyacak kulak nasip eyle. Beni affet ki benim kalbimin kulağı, benim kalbimin gözü, benim kalbimin dili, benim kalbimin hissiyatı çalışsın. Ben o kalbimdeki senin nurunla gören, senin nurunla işiten, senin nurunla, seninle konuşanlardan olayım. Amin. Affet ki cümlemizi. Biz bu hallerle hallenelim. Affet ki biz senin dostun olalım. Amin. Affet ki biz senin velilerinden olalım. Amin. Affet ki biz senin evliyalarından olalım. Amin. Affet ki biz bu dünyanın garipleriyiz. Sen bizim başımızı okşa. Sen bizim sakalımızı okşa. Sen bizim gönlümüzü okşa. Sen bizim elimizden tut. Sen bizim gözümüzden tut. Sen bizim kulağımızdan tut. Sen bizim gönlümüze tecelli et ki bizim gönlümüz başka bir şeylere kaymasın. Sen bizim elimizden tut ki biz başka yerlere savrulmayalım. Sen bizim ayağımızdan tut ki bizim ayağımız sırf sana doğru gelsin. İşte böyle olunca sen iyilikten iyiliğe koşarsın. Böyle olunca sen zikrullah'tan zikrullah'a koşarsın. O merhamet edince, o rahmet edince, o lütfedince, o ikram edince, o senin elinden tutarsa, o senin gönlünden tutarsa
Seni zikrinle hemhal eder. Seni marifetullahınla hemhal eder. Seni kendi nurunla hemhal eder. Seni kendi yoluyla yollandırır. Seni kendine doğru çeker tabiri caizse. Ama sen nankörlük edip, ben nankörlük edip, onu unutursak, ona sırtımızı dönersek, onu kalbimize kapatırsak, onun olan ilişkimizi, onun olan ilintimizi günah kebahillerle veya gaflete dalaraktan veya heva hevese dalaraktan veya birisine zulmederekten, birisine haksızlık yaparaktan eğer biz onun olan ilintimizi kesersek biz o zaman yine orta yerde çırılçıplak kalırız. Rabbim bize öyle olmaktan muhafaza eylesin. O yüzden kimsenin hakkına, hukukuna girmeyen, kimsenin hakkını, hukukunu rencide etmeyenlerden eylesin. Amin. Eşleriyle iyi geçinen, çocuklarıyla iyi geçinen, akrabalarıyla iyi geçiren, derviş kardeşleriyle iyi geçinen kullarından eylesin. Amin. Etrafımızdaki insanlara eziyet veren, etrafımızdaki insanlara zulmeden, etrafımızdaki insanların gıybetini, dedikodusunu yapan, etrafımızdaki insanlara normalde ağza alınmayacak küfürler yapanlardan eylemesin. Amin. Bizi olduğumuz gibi görünenlerden, göründüğümüz gibi olanlardan eylesin. Amin. Kalbimizi sufi kalbi haline getirsin. Amin. Kalbimizi sufi kalbi haline getirsin ki o kalple biz Allah'a kurbiyet, Allah'a yakınlık sağlayalım. O kalpte dünya sevgisi, dünyaya bağlılık olmasın inşallah. Amin. Rabbim inşallah komple bizi bu halle fenaya ulaşanlardan eylesin. Amin. Fenaya ulaşanlar halkın içerisinde vahşi gibi görünürler, deli gibi görünürler. Neden? Onlar Allah'ta fani olmuşlardır. Allah'ta o kalp eğer ki sufi kalbi olunca o Allah'a fena fillah makamına ulaşır. Fena fillah makamına ulaşınca o kalp başkasına yabancı olur. O kalbin sahibi de Allah'ın dostlarıyla dost, Habibiyle dost, Allah'ın velilerine dost, Allah düşmanlarına düşman olur. Heva hevesine düşenler onlara bakınca düşman olur. Nefsine düşenler ona bakınca düşman olur. Kafirler ona bakınca düşman olur. Bazıları der ya, işte herkes seni sever. Sevmez canım kardeşim. Sevmez. Sen Allah'a çok muti bir derviş olursan, sen haramlardan uzak durursan, haramzadeler seni sevmez. Sen haramlardan uzak durursan, haramla iştigal edenler seni sevmez. Kafirler seni sevmez. Münafıklar seni sevmez. Her gün fıskın içinde, günah kebairlerin içerisinde yüzenler seni sevmez. İmanın hakikatine vardıysan, imanın hakikatine vardıysan ve sen imanda vahdeti bulduysan, seni kafirler sevmez, seni münafıklar sevmez, seni mürtetler sevmez, seni Müslümanmış gibi olanlar sevmezler. Aldanmayın. Hazreti Peygamber'i müşrikler sevdi mi? Hazreti Peygamber'i Yahudiler sevdi mi? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini Hristiyanlar sevdi mi? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini münafıklar sevdi mi? Hayır. Sevmedi. Ne dedi Allah? Sen onların dinlerine dönmedikçe onlar seni kabul etmezler dedi. Eğer kafirler seni kabul ediyorsa, münafıklar seni kabul ediyorsa, mürtetler seni kabul ediyorsa, bil ki sen imanın hakikatine ulaşmadın. Sen münafığın ta kendisisin. Neden? Sen çünkü içki haramdır dediğinde içkiciler seni sevmez. Faiz haram dediğinde faizciler seni sevmez. Rüşvet haram dediğinde rüşvetçiler seni sevmez. Sen dininizi siyasete basamak etmeyin dediğinde dinini siyasete basamak edenler seni sevmez. Dinden geçinmeyin dediğinde dinden geçinenler seni sevmez. Dinini paraya çevirmeyin dediğinde dinini paraya çevirenler seni sevmez.
İstemeyin, dilenmeyin. Müslüman dilenmez. Dilenmek haram edildi. Yasaklandı Müslümana. İstemeyin deyince hayatlarını Müslümanların cebine gözünü dikerekten, hatta elini Müslümanların cebinden iş çıkarmayanlar seni sevmezler. Allah seni cami yaptırmakla mükellef kılmadı. Arz bütün Müslümanlara mescit. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ihtişamlı mescidi yoktu. Yağmur yağdığında namaz kıldığı yer ıslanır, her tarafı çamur olurdu. Öyle çıkardı mescitten. Cami yaptıracağız diye sen kapı kapı para toplayamazsın. Camileri ticarethaneye çeviremezsin. Camilerin altına da dükkan yapıyorlar. Camilerin altına da alışveriş merkezleri kuruyorlar. Yukarıda dünyayı unutun diyecek, aşağıda dünya. Ondan sonra yönetim kurulu kira parası yüzünden kavga çıkarıyor birbiriyle. Oraya yönetim kuruyorlar, yönetimin arasında bir kavga çıkıyor, bir gürültü çıkıyor. Neden? Caminin altını dükkana kiraya vermişler. Bırakın diyorum, Kur'an kursu yapın orayı. Bakıyorlar gözümün içine. Ne yapmaya geldiniz dedim. İşte kavga ettik. İyi kavga etmişsiniz, çıkarın kiracıyı. Kur'an kursu yapın dedim. İmama dedim geç, her gece orada dedim insanlara fıkıh öğret, dinini öğret. Yok, dünya sarmış Müslümanları. Her tarafını sarmış Müslümanların. Dünyaya aşık olmuş Müslüman. Gösterişe aşık olmuş. Modaya aşık olmuş. Lükse aşık olmuş. Lüks, lüks. Edebiyatta, edebiyatı güzel Müslümanların. Edebiyatı güzel. Peygamber karnına 3 tane taş bağladı, aç kaldı diye. Kim aç kaldı Allah adına? Kim aç kaldı? Hiç kimse aç kalmadı. Herkes yutuyor. Herkes yutuyor. Herkes harcıyor. Daha lüksüne. Moda denilen o kapitalist sistemin vahşetinin altında eziliyor. Şimdi moda bu, şimdi trend bu. Gidiyor Müslümanlar en lüks restoranlarda yemek yiyor. En lüks otellerde kalıyorlar. En lüks tatil beldelerinden gidiyorlar. Ne bunlar Müslümanlar? En lüks arabalara biniyorlar. Ne? Onlara da dünya, yani onlara helal değil mi? Bir araba 20 trilyon, 30 trilyon, 40 trilyon, 50 trilyon, 100 trilyon. İçinden örtülü bir hanımefendi çıkıyor. Dolar yürüyor Müslümanlar yürürken şimdi. Ayakkabısı dolar, gömleği dolar, ceketi dolar, pantolonu dolar. Dolar yürüyor. Nereden edindiniz bunları? Bundan 20 yıl önce kafanız çalışmıyor muydu? Şimdi mi kafanız çalıştı? Bundan 20 yıl önce öyle değildiniz. Ne oldu? İktidara geldiniz. Hangi parayla bunları kazandınız? Hangi rüşvetle aldınız? Hangi kayırmacılıkla aldınız? Hangi malı peşkeş çektiniz? Hangi kamu malını kendinize peşkeş çektiniz? Hangi vergileri affettirdiniz? Kimin kanına girdiniz? Kimi tecavüz ettiniz? Hangi devlet malını peşkeş çektiniz? Nereden? Cevap veremez hiç kimse. Cevap veremez.
Müslümanlardaki bu lüks sarhoşluğu, dünya sarhoşluğu. Müslümanlardaki gösteriş sarhoşluğu. Sarhoş. Sarhoş. Dünya sarhoşu. Hani içkiliyken namaza yaklaşmayınız. Neden? Sarhoş, aklı yerinde değil. Dünya sarhoşunu ne yapacağız? O nasıl namaza yaklaşacak? Lüks sarhoşluğunu ne yapacağız? Gösteriş sarhoşluğunu ne yapacağız? Şatafat sarhoşluğunu ne yapacağız? Desinler sarhoşluğunu ne yapacağız? Rüşvet sarhoşluğunu ne yapacağız? Haram sarhoşluğunu ne yapacağız? Bir tek içki içmek mi haram? Dünya sarhoşluğunun yanında içki daha az. Sakın içmeyin de. Daha azmış deyip. Rüşvet sarhoşluğunun yanında içki sarhoşluğu hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Kamu malının yemenin sarhoşluğunun yanında içki içmenin sarhoşluğu hiçbir şey değil. İhalede yolsuzluk yapmanın sarhoşluğunun yanında içki sarhoşluğunun esamesi olmaz. Adam oturur bir 70'lik içer, devrilir. İkinci 70'liği içemez. O da iyi içki içen. Hadi ikinciden bir kısım daha içsin. İçemez de içsin hadi. Adam işte 3 tane 35'lik içsin ya. Yıkılır adam sonuçta, uyur. Rüşvet sarhoşluğu. Ver Allah ver, ye Allah ye. Doymak bilmiyor. Kamu malını peşkeş çekmek, doymak bilmiyor. Bilmiyor. O yüzden Kur'an ve sünnete sımsıkı sahip olan sufiler sevilmezler. İmanın hakikatine ermiş olan bir sufiyi ancak imanın hakikatine ermiş olanlar sever. Ancak onu müminler sever. Mümin olanlar sever. Mümini mümin sever. Kafir mümini sevmez. Münafık mümini sevmez. Rüşvetçi mümini sevmez. Alevereci, dalevereci mümini sevmez. İşte o fena haline gelen sufi kafiri korkutur, münafığı korkutur, mürteti korkutur, fasığı korkutur. Ondan uzak dururlar. Hatta bazı kardeşlerimize dedikleri gibi bizi onunla aynı karaya getirme derler. Bizi yan yana getirme derler. Neden? Çünkü müminden korkar gayri mümin olanlar. Ondan böyle tırsarlar. İçindeki çünkü onun o münafıklık duygusu ona korku verir. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ya, dedi ki hiçbir peygambere verilmeyen bir özellik bana verildi. Dedi ki kafirler benden dedi kilometrelerce uzak olsalar da korkarlar. Onların dedi kalbine korku verildi. Kardeşler, eğer ki ümmet-i Muhammed tam manasıyla imanın kemaline erse kafirler korkar ümmet-i Muhammed'den. Şimdi neden korkmuyorlar? Bizim imanımız kemale ermedi. Biz imanda hakikate ulaşmadık. O yüzden korkmuyorlar. İstedikleri gibi bizi şamaroğlanına çeviriyorlar. İstedikleri gibi. İstedikleri gibi bizi ütüyorlar. İstedikleri gibi bizi sömürüyorlar. İstedikleri gibi bize tecavüz ediyorlar. İstedikleri zaman kanımızı akıtıyorlar. İstedikleri zaman şanımızı, şerefimizi, haysiyetimizi, namusumuzu iki paralık ediyorlar. İstedikleri zaman bizim paramızı pul ediyorlar. İstedikleri zaman bizden mahallenin kabadayısının rüşvet aldığı gibi haraç aldığı gibi bizden haraç alıyorlar.
Hem de bizdenmiş gibi görünenleri kullanaraktan yapıyorlar. O yüzden fena fillaha gelen bir sufiyi hiç kimse sevmez. Sonra ne? Beka villa. Beka hali ise beka hali. Ancak müminlere eminlik verir. Beka hali müminlere bir selametlik verir. Çünkü fena haline ulaşan bir mümin, bir sufi başında üstadı olmasa dahi, olmasa dahi onu zamanın piri, zamanın kutbu, onu nasibi, çünkü o hale gelenin beka hali de tecelli eder. Onu beka haliyle ne yapar? Tatlandırır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hatta bizatihi ona ders verip onu beka haliyle hallendirir. Veyahut da İsa aleyhisselamı görevlendirip onu beka haliyle hallendirir ki o müminlere ferahlık verir. O sufilere eminlik verir. O sufilere bir dinginlik verir. Sufiler onu gördüklerinde bir dinginliğe ulaşırlar. Hani dedi ya, onları gördüğünüzde sanki Allah'ı görmüş gibi olursunuz. Onlar temiz yüzlülerdir. Onları gördüğünüzde Allah hatırınıza gelir. Onların sohbetinde Allah'ın sohbetine oturmuş gibi olursunuz. Demiş ya büyükler, o hale gelir. Ve o hale gelen sufi, yani kalbi parlattı, kalbi tenvir etti, kalbinin bağlarını kesti, artık o fena haline ulaştı. Ondan sonra da beka haliyle hallendi. O artık Allah'ın hakkın kapısında perişan bir vaziyette boynu bükük durur. Ama o iyilik meydanında koşuşturur durur. O cihat meydanında gözü pektir. O iyilik meydanında gözü pektir. O hakkı ve hakikati anlatmakta gözü pektir. Onun gözüne korku inmez. Onun kalbi Allah'la hemhal olduğundan dolayı onun kalbine Allah'tan başka hiçbir şeyin korkusu gelmez. O korkuyu tanımaz bu manada. O çünkü kalbini ona yasladı, kalbini ona dayadı. Ve sufilik bir ağaçsa bunun 3 tane ana dalı vardır. Sufilik bir ağaca benzetelim. Bunun 3 ana dalı vardır. Bir, normalde o kimsenin tevhid etme, tecrid etme, tefrid etme, Arapça kelimeleri. Tevhid nedir? Tevhidin manası imanına zerrece şirk bulaşmamasıdır. Tevhid budur. Onun imanına zerrece şirk bulaşmayacak. Şirkten uzak duracak. Tecridin manası nedir? İhlastır ve sebeplere takılı kalmaktan kurtulmak, bütün fiiliyatları haktan bilmektir. Bu nedir? Bu da tecriddir. Ardından ne gidiyor? Ardından da tefrit. Tefridin manası nedir? Her hal ve olay karşısında Allah'tan başkasından yüz çevirip Allah'a her halde ve her şeyde ram olmaktır. Her şeyde. Ve tefrit yol, iz, işaret, kelam, lafız olmaksızın dilsiz, dudaksız, kulaksız, yönsüz, gözsüz her şeyde onu seyretmek ve ona bağlanmaktır. Tefrit. Her şeyde ona bağlanmaktır. İşte bu hale gelince bir derviş o zaman fenayı yakalar. Bu hale gelmedikçe, hani ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin, tevhid, tecrid,
tefrit. Evet. Tefridin ana kaideleri vardır. Ana kaideleri tevhidin. Her şeyde Allah'ı gözetmek, Allah'tan ayrılmaktan korkmak. Her şeyde Allah'ı gözetmek. Sevgisi kabaran kimse, Allah'ın cehenneminden korkusu kalmaz. Ona ayrılık korkusu, ayrılık gamı oturur, yerleşir. Bir şartı kulluk vazifelerini bir tamam yerine getirmektir. Böyle yeni sufiler oluştu ya böyle işte namazsız, oruçsuz, zikirsiz, fikirsiz böyle seviyoruz biz filan. Yok. Yalancı onlar. Onlar yol kesici. Onlar böyle buna inandılarsa küfür ehli. Kafir onlar. Buna inanarak söylüyorsa. Allah muhafaza eylesin. Amin. Bir şartı tüm varlığınla Allah'ın emirlerine boyun eğersin. Tüm varlığınla. Bir zahiri emirleridir ki bellidir, şeriat-ı garradır. İki, batını emirlerdir ki kalbine gelen ilham ve tecelliyattır. Ver malını verirsin. İmanın kemale erdiyse o hale gelirsin. Malın sana ait olmadığını bilirsin. Hiçbir şeyin sana ait olmadığını bilirsin. Ve hiçbir şey benim diye sahiplenmezsin. Sözlerinde, davranışlarında, niyetinde hiçbir dünyevi menfaat gözetmeksizsin, gözetmezsin. Hiçbir şekilde Allah muhafaza eylesin. Amin. Her anında Allah'ın sana şah damarından daha yakın olduğunu idrak edip o tefekkürde yaşarsın. Bu hale geldiysen evet sen o zaman gerçek bir sufi oldun. Allah bizi onlardan eylesin. Rabbim bizi bu yolda müstakim eylesin. Amin. Bu yolda tahkim eylesin. Amin. Bu yolda sabit eylesin. Amin. Bu yolda bizim son nefesimize kadar bizleri bu yolda eylesin. Amin. Son nefesimizde kendisini göre göre nefesini verenlerden eylesin. Amin. Kendisiyle konuşa konuşa nefesini verenlerden eylesin. Amin. Kendisiyle hemhal ola ola bu dünyadan göçüp gidenlerden eylesin. Amin. Ecmain. Üç ihlas bir Fatiha şerife. Amin. Ya Rabbi asıl olan sebebi evvela zat fahir kainat sebebi mevcudat peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz pak ruhu şeriflerine dileydik vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Adem aleyhisselam ve ikisi arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberi zişan resulü kerem efendilerimizin ruhlarına dileydik vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Diğer yarın yüzün Hazreti Ebu Bekir Sıdık Ömer Faruk Osman Zünayn Ali Murtaza İmam Hasan İmam Hüseyin 70 kişi o hazretlerin ashab-ı kiram ile beytin valideyi muhteremlerimizin İmamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife İmam-ı Şafii İmam Malik İmam Muhammed İmam Maturidi İmam Eşari, İmam Buhari, İmam Tirmizi,
İmam Müslim, İmam Davud, İmam Hümeyn Hazretleri'nin ruhundan ayrı ayrı diledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Şefaat, feyiz, bereket ümmetlerin üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Üç ihlas, bir Fatiha-i Şerife. Ya Rabbi, Resulullah'ın sevabı pirimiz Pir Seyyid Abdülkadir Geylani Ahmet Er-Rufai Ahmet El-Bedevi İbrahim-i Dostik-i Şevla Sen'in Şazeli Şah'ın Akşemendi Muhammed Bahattin Kadasallahu Sırrahu Şah Mevlana Celaleddin Rumi Hacı Bektaş ve Hacı Bayram Veli Veysel Karani Mahmut Hüdayi Halbeti Celveti Uşakı Sümbülü Söreverdi Küreverdi Dağistani Şeyh Muhittin Arabi Kudüs Baba Eşref Rumu Dağistani Mehmet Muhittin Fütahat Hazretleri Karabaşı Veli Hazretleri Niyazi Musa Hazretleri'nin ruhlarına ayrı ayrı edildik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Şefaat, feyiz, bereket, ümmetlerin üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Üç ihlas, bir Fatiha-i Şerife. Amin. Ya Rabbi, Resulullah'ın sevabı Büyük Şeyh Efendimiz Abdurrahim Tan Tabi Abdurrahim Neşabi El Hafız Hacı Bekir Baba Neşali Efendi'nin Çorumlu Musa Efendi'nin Bayındırlı Hacı Mustafa Efendi Nevşehirli Hacı Abdullah Hazretleri Nuhanetleri Kutsiyeli Hasiten Şeyhimiz Üstadımız Manevi Babamız Bayındırlı Hacı Mustafa Efendi Hazretleri Nuhanetleri Kutsiyeli'ne edildik. Vasıl eyle ya Rabbi. Cehet ve cededen ruhlarına edildik. Vasıl eyle ya Rabbi. Kapaşi dergahının ve bütün gitmişlerin ruhlarına edildik. Vasıl eyle ya Rabbi. Kaçıyor dergahının ve bütün gitmişlerin ruhlarına edildik. Vasıl eyle ya Rabbi. Şu anda burada bulunan kardeşlerimizin Nuhanetlerine ayrı ayrı edildik. Vasıl eyle ya Rabbi. Haberdar eyle ya Rabbi. Büyüklerimizin şefaat, feyiz, bereket ümmetlerin üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Devam et. Amin. Amin. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullahil azim el kerim el zî la ilâhe illâ hu. El hayyul kayyum ve töbü ileyhi. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Allahümme salli alâ Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiyyü ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli Allahümme salli
Şeytan racim bismillahirrahmanirrahim. Allahu yuhibbu tevabine ve yuhibbu mutetahhirin. Estağfirullah el azim. Estağfirullah el azim. مالك الملك القديم استغفر الله العظيم يا مالك الملك القديم استغفر الله العظيم يا مالك الملك القديم استغفر الله العظيم يا Estağfirullah aman ya Rabbi min küllü zemmin tövbe ya Rabbi Estağfirullah aman ya Rabbi min küllü zemmin tövbe ya Rabbi Estağfirullah aman ya Rabbi min küllü zemmin tövbe ya Rabbi Estağfirullah aman ya Rabbi min küllü zembin tövbe ya Rabbi Estağfirullah tübtü ilallah velheytü kalbi anma sivallah Estağfirullah tübtü ilallah velheytü kalbi anma sivallah Estağfirullah tübtü ilallah veleytü kalbi anma sivallah Estağfirullah tübtü ilallah veleytü kalbi anma sivallah Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnehu Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah 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 Ya Malik Ya Kuddüs Ya Allah
Ya Maliku, ya Kuddüs, ya Allah. Ya Maliku, ya Kuddüs, ya Allah. Ya Maliku, ya Kuddüs, ya Allah. Ya Hennan, ya Mennan, 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 ya Allah. Ya Deyyan, ya Burhan, 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 ya Allah. Ya Settar, ya Gaffar, 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 ya Allah. Ya Rabbi, Settar ismi şerifine inanıyoruz. Ümmet-i Muhammed'in hatalarını, kusurlarını, günahlarını setreyle ya Rabbi. Amin. Gaffar ismi şerifine inanıyoruz. Ümmet-i Muhammed'in hatalarını, kusurlarını, günahlarını affı mağfiret eyle ya Rabbi. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efter zikir fâlemennâhu. La. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Amin. Neyse.